aklını mı kaçırdı bu senin oğlun? Yani bir bu eksikti. Ne demek babasının üzerine arabayı sürmek? Sen bu oğlana ne yapıyorsun Mebrure? Ben ister miyim hiç böyle olsun? Allah korusun, ister miyim hiç? İstemiyorsan doldurmayacaksın. Allah şuracıkta canımı alsın eğer doldurduysam. Cahide Hanım, ben ister miyim hiç babasıyla kötü olsun? Yeter be, yeter. Zaten benim derdim başımdan aşmış. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Bırak bu gözü yaşlı anne numaralarını. İçinden kıs kıs güldüğünü ben bilmiyor muyum sanıyorsun? Şevket. İşte geldi. Gel, gel. Şevket, dur oğlum, yapma! Hadi, hadi saldırsana babana. Hadi! Sen baba mı diyorsun kendine? Baba, sen dün gece o arabanın altında kalmadın ama ben seni öldürdüm Şevket Hekimoğlu. Yoksun. O yüzden korkma. Bir daha saldırmam sana. Özür dileyeceksin. Eşek gibi özür dileyeceksin. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Önce senin eşyalarını topluyorum anne. Gidiyoruz. Taner. Önce birkaç gün amcamda kalır. Zaten o da bir şey demez bu duruma. Hem merak etme sen, ben işte bakacağım. Onların eline bakmak zorunda değiliz biz. Sen rahat ol, tamam? Artık beraber yaşarız. Ben bıktım artık çünkü bu olaydan, anlıyor musun? Taner! Ben gelemem. Gelemez misin? Ben gelemem oğlum. Biliyorum beni anlamıyorsun. Şimdi kızıyorsun bana ama. Burası yuva. Yuva? Yuvan. Burası mı senin yuvan anne? Burası mı senin yuvan anne? Ha? Cevap versene bana anne. Allah'ın her günü dayak yedin, hala hizmetçi muamelesi gördün, sığıntı gibi yaşadın, saçma salak ölümlerden döndün, aşağılandın, pislik yuvası mı senin yuvan anne? Ben anamdan, babamdan, toprağımdan bunu gördüm. Kol kırılır, yem içinde kalır oğlum. Ben bu yaştan sonra fıtratımı değiştiremem. Fıtratını değiştiremezsin ha? Anladım. Sen kurtulmak istemiyorsun. Ezilmeye o kadar çok alışmışsın ki. Ben senin üzerinde ölü toprağı var sanıyordum anne. Ama sen o toprağın içinde doğdun.